Merhaba arkadaşlar. Ben Adem Ustaoğlu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Bu videomuzda 2020-2021 eğitim öğretim yılımıza ait Aralık ayının din kültürü ahlak bilgisi örnek sorularını çözeceğiz. Bunlar bakanlığımızın yayınladığı örnek sorular. Bizim branşımıza 5 tane soru yayınlandı bu ay. Şimdi bunları tek tek bakacağız, inceleyeceğiz, çözeceğiz. Gerekli yerlerde gerekli açıklamaları yapacağım. Birinci sorumuzla başlayalım. Sorumuzun kökünde bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisinin vermek istediği temel mesaja örnektir diye sorulmuş. Öncüllerimize bakalım. İnsanlar 46 kromozoma sahiptir. Su molekülü 2 hidrojen, 1 oksijen atomundan oluşur. Ay, dünya etrafındaki dönüşünü belirli bir yörünge ve zamanda gerçekleştirir. Ayetlerimizle bu cümleler arasında bir örtüşme arayacağız. A şıkkına baktığımızda o göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. B şıkkında şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. C şıkkı gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Denizli şıkkında da biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hak ve adalet temelinde yarattık buyurmuş. Burada baktığımız zaman Bursa şıkkında her şeyi dediği için yukarıdaki öncüllerimiz Bursa şıkkıyla örtüşmektedir. Yukarıda canlılardan, molekülden, bileşikten ve gezegenlerden bahsetmiş, genel bir bilgi vermiş. Bursa şıkkında da her şey bir ölçüyle yani kader ile yaratmıştır dediği için birinci sorumuzun cevabı Bursa şıkkı. İkinci sorumuza bakalım şimdi. İkinci sorumuz da yine birinci üniteden, birinci ünitemizin önemli kavramlarından bir tanesi. Burada bir görselimiz var. Görseldeki yazılarda hayal et, gayret et, dua et ve Allah'a bırak. Bu çok tanıdık geliyor hepimiz için. Beşinci sınıfta da kısa bir şekilde geçmişti bu konu. Bu görseller aşağıdakilerden hangisini anlatmakta? A şıkkında takvalı olmak demiş. Bursa şıkkında tevekkül etmek. C şıkkında ibadetleri ihlasla yapmak. Denizli şıkkında güzel ahlak sahibi olmak demiş. A şıkkındaki kavramımızın anlamı takva demek. Allah'tan sakınmak, günah işlemekten sakınmak, sorumluluk bilinci, Allah'a karşı gelmekten uzak durmak gibi anlamları var. Bursa şıkkındaki tevekkül, yukarıdaki görseli karşılayan kavramımız. Tevekkülü bir hatırlayalım arkadaşlar. Tevekkül, bir amaca, bir hedefe ulaşmak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdikten sonra işin sonucunu Allah'a bırakmak, Allah'a havale etmek, Allah'a güvenmek gibi anlamlara gelmekte. Ceyhan şıkkındaki ihlas ifadesi, ihlas kavramı, samimiyet, gösterişsizlik, içtenlikle yapılan ibadetler gibi anlama gelir. Tevekkül konusu çok sorulan bir konu. Biz bunu formül olarak çalışmak artı dua diyebiliriz. Önce tedbir, sonra takdir diyebiliriz. Sadece dua etmek değildir. Ya da sadece çalışıp bırakmak da değildir. Çalışmak, planlamak, uğraşmak, didinmek, ardından da Yüce Rabbimize sığınmak, güvenmek, onu kendimize vekil tayin etmek, işin sonucunu Allah'a bırakmak tevekkülün özeti diyebiliriz. İkinci sorumuz da bu şekilde. Üçüncü sorumuza bir bakalım. Burada bir şiir, bir şarkı sözü var. Bu dizelerde aşağıdaki tutumlardan hangisi eleştirilmektedir? Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken, kimi sırt üstü yatar, kimi boşta gezerken, kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demek? Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken, leylekler laklak edip peynir gemisi yüklerken, kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi, kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti? Burada arkadaşlar, dikkat edersek çalışmaktan bahsetmiş, emek rızıktan bahsetmiş, uğraşmaktan bahsetmiş. Bunlar övülmüş, ön plana çıkarılmış. Birinci ünitemizin emek rızık konusuyla doğrudan bağlantılı.
Eleştirilen kısım ise ahiretin yok sayılması A şıkkı, Bursa şıkkı adaletsizlik yapılması, C şıkkı sorumluluktan kaçılması, Denizli şıkkı rızkı verinin unutulması demiş. Burada zaten dizeleri de okurken eleştirilen şeyin sorumluluktan kaçılması, kişinin kendi öz sorumluluklarını bilmemesi, bunlardan uzaklaşması burada eleştirilir dolaylı olarak. Vurgu ise çalışmak, çabalamak, uğraşmak. Bu emek rızıkla alakalı özellikle atasözlerinden çok soru sorulur. Atasözleri kullanılır ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, Peygamber Efendimiz'in çalışmaya yönelik hadis-i şerifleri çokça kullanılır. Bu sorumuzun da, üçüncü sorumuzun da cevabı Ceyhan şıkkı oldu. Şimdi diğer sorumuza bir bakalım. Geldik dördüncü sorumuza. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Burada olmayan bir düşünceyi bulmamız lazım. Paragrafımızda demiş ki, hayat bir akıştır ve bu akışta birbiriyle aynı olan iki nokta yoktur. Hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır vardır. Hayatımız küçük bir alemdir. İnişli çıkışlı bir yoldayızdır bu alemde. Sevap da bizim için, günah da, hayat da bizim için, ölüm de. Önemli olan yolun nasıl bittiğidir. Yoldan çıkmalarımızdan pişmanlık duyabilmektir yolun kalan kısmında. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir metin yazılmış. Acaba burada ne söylenmiyor? Bir bakalım. A şıkkında hayatın her anı iyi değerlendirilmelidir diyor. Evet, yukarıda hayatı iyi bilmemiz, iyi değerlendirmemiz, kıymetini bilmemiz vurgusu var. Bursa şıkkında insan hayatına yön verebilen bir varlıktır demiş. Evet, burada cüz'i iradeye bir vurgu var. Birinci ünitemizin önemli kavramlarından bir tanesi cüz'i irade, külli irade. Burada inişli çıkışlı bir yoldayız diyor. Biz yön veriyoruz. Kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Cüz'i irade sahibiz. Bursa şıkkında söyleyebiliriz. Ömür sınırlı bir zaman diliminden ibarettir. Evet, burada da bundan bahsetmiş. Bir yolun sonu var. Bu hayat bir yol gidişatı ve bu yolun sonunda bir ecel gerçeğiyle karşılaşacağız. Denizli şıkkına baktığımız zaman tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Bunun konusu farklı. Yukarıda buna ait hiçbir şey yok. O yüzden bu sorumuzun cevabı Denizli şıkkı. Tövbe etmek de yeri gelmişken ne demek ondan bahsedelim. Yani kişinin yaptığı hatalardan dolayı, işlemiş olduğu günahlardan dolayı pişmanlık duyması ve Allah'a yalvarıp yakarması, bağışlama dilemesi ama hiç günah işlememiş gibidir diye burada bahsedilmiyor. Dördüncü sorumuzun cevabı da Denizli şıkkı olmuş oldu. Beşinci sorumuza bir bakalım. Evet arkadaşlar, burada hepimizin Ayetel Kürsi diye bildiği ismi Ayetel Kürsi olarak konulmuş Bakara suresinin 255. ayeti var. Ayetel Kürsi bir sure değildir. Sadece tek bir ayettir. Bağımsız bir sure değildir. Her ne kadar Türkçe anlamında birçok cümle olsa bile Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tek bir ayettir bu. Bakara suresinde yer alır. Birinci ünitemizin sonunda yer alan bir ayetimiz. Çok kullanılır sorularda. Bakara suresinin 255. ayetinde bahsedilen konu nedir? Hızlıca bir bakalım, ayetimizi bir okuyalım. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katından hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna, kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Burada vurgulanan nedir? Burada vurgulanan
Şıklardaki konulara baktığımız zaman A şıkkı tevhid inancı var tabii ki. İlk kısımda, ilk ayette demeyelim, ilk kısımda, ilk cümlede Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Allah'ın varlığı ve birliği. Tevhid demek Allah'ın varlığı, birliği, tekliği, buna inanmak. Zaten bütün ilahi dinlerin temeli budur. İslam'ın şartları var mı burada? Hayır, yok. Ahlak yasaları var mı? Ahlakla ilgili burada bir şey yok. İbadet konusu var mı? Yok. Ayetel Kürsi ile ilgili soru türetilirken, soru yazılırken birincisi ana konusundan bahsedilir. Tevhid. Bu soruda olduğu gibi. İkincisi Allah'ın isimlerinden bahsedilir. Burada Hay, Kayyum, Alim, Azim, Ali gibi isimler var. Bunların en azından anlamlarını bilebiliriz. Anlamlarına bir bakmamız lazım. Ve Ayetel Kürsi'nin içindeki bazı bölümleri böyle cımbızla çekerek de soru üretilir. Burada mesela gördüğümüz şu kısımda şefaat kelimesi diye bir kelime var. Şefaat, günahları affetme yetkisi. Günahları affetme yetkisi sadece Allah'ta. Ya da şu kısmı alarak da soru üretilir. Önlerinde ve arkalarında olanları bilir diye kastettiği burada. Yani insanların açıktan yaptıklarını, gizlice yaptıklarını. İnsanların konuştuklarını, açıkladıklarını, gizli gizli söylediklerini. Ya da insanların gelecekte olan yapacaklarını ya da geçmişte yaptıkları şeklinde biz bunu açıklayabiliriz. Evet arkadaşlar, beşinci sorumuzun cevabı da tevhid inancı A şıkkı oldu. Bakanlığımızın yayınlamış olduğu aralık örnek soruları 5 tane. Bu videomuzda bunları inceledik. Kısa kısa açıklamalar yaptık. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen aylarda yeni örnek sorular yayınlanacak. Sorularımız yayınlandıkça bu sorularımızın açıklamalarını yapacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.